John Schumann uzun süredir savaş halinde olan dünyadaki yetki sahibi insanlarla uğraşmaya alışmıştı. Schumann sivildi ama kendi kendini yöneten yüksek düzey savaş bilgisayarlarını olanaklı kılacak programlama kalıpları geliştiriyordu. Generaller bu yüzden onu dinliyorlardı. Kongre komitelerinin başkanları da. Yeni Pentagon'un özel salonunda her iki gruptan birer kişi vardı. General Ryder'ın yüzü uzay canıydı. Küçük ağzı neredeyse tam bir yuvarlak olacak şekilde büzülmüştü. Kongre üyesi Brandt yumuşak yüzlü ve parlak gözlüydü. Vatanseverliğiyle ünlü olduğu için her şeye hakkı olan birinin havasıyla denep tütünü içiyordu. Uzun boylu, seçkin, birinci sınıf programcı Schumann onlara korkusuzca bakıyordu. "Baylar," dedi. "Bu Myron Au. Şans eseri rastladığın alışılmamış yetenekteki kişi," dedi kongre üyesi Brandt uysalca. "Ha?" Dazlak ufak tefek adamı dostça bir merakla inceledi. Küçük adamsa parmaklarını tedirginlik içinde çekiştirip duruyordu. Şimdiye dek böyle büyük adamların yanında hiç bulunmamıştı. Çok uzun süre önce bütün insanların arasından yetenekli kişileri ayırt etmekte kullanılan sınavlarda başarısız olmuş ve vasıfsız iş gücü içinde yerini almış. Yaşlanmakta olan alt düzey bir teknisyendi o. Bunun dışında da büyük programcının keşfettiği ve şu anda onun için ürkütücü bir olay haline getirdiği hobisi vardı. General Ryder, "Bu gizli kafasını çocukça buluyorum," dedi. "Biraz sonra öyle bulmayacaksınız," dedi Schumann. "Herhangi birinin öğrenmesine izin verebileceğimiz bir şey değil bu. Av." Bu tek eceli ismi ısırır gibi söylerken ses tonunda emir içeren bir şeyler vardı. Ama ne de olsa basit bir teknisyenle konuşan büyük bir programcıydı o. "Av, 9 kere 7 kaç eder?" Av bir an durakladı. Solgun gözleri hafif bir kaygıyla parladı. "63, dedi. Kongre üyesi Brandt kaşlarını kaldırdı. "Doğru mu?" "Kendiniz kontrol edin, sayın kongre üyesi." Kongre üyesi cep bilgisayarını çıkardı. Tırtıklı kenarlarına iki kez dokundu. Avucunda yatan makineye baktı. Sonra yerine koydu. "Bizi bu yeteneği sergilemek üzere mi çağırdın buraya? Bir illüzyonist." "Daha fazlası efendim. Alıp birkaç işlem ezberlemiş. Onlarla kağıt üzerinde hesap yapıyor." "Kağıt bilgisayarlarla mı?" dedi general. "Hayır efendim," dedi Schumann. "Kağıt bilgisayarlarla değil, yalnızca bir kağıt parçasıyla." "General, lütfen bir sayı söyler misiniz?" 17, dedi general. "Siz, sayın kongre üyesi?" 23. "Güzel. Al, bu iki sayıyı çarp ve lütfen beylere nasıl yaptığını göster." "Peki programcı," dedi Al başını eğerek. Gömleğinin bir cebinden küçük bir bloknot, diğerinden de ince bir ressam kalemi çıkardı. Kağıt üzerinde özenle bir takım işaretler yaparken alnı kırıştı. General Ryder sert bir sesle araya girdi. "Görelim şunları." Alp kağıdı ona uzattı. Ryder de, "Şey, 17 sayısına benziyor," dedi. Kongre üyesi Brandt de başıyla onayladı ve "Öyle, ama sanırım herhangi biri rakamları bilgisayardan kopya edebilir. Ben de okunabilir bir 17 yazabilirim. Alıştırma yapmadan bile." "Av'ın devam etmesine izin verirseniz beyler," dedi Schumann soğuk bir sesle. Av devam etti. Eli biraz titriyordu. Sonunda hafif bir sesle, "Sonuç 391, dedi. Kongre üyesi Brandt bilgisayarını bir kez daha çıkardı ve çalıştırdı. "Godfrey aşkına, gerçekten de öyle. Nasıl tahmin etti?" "Tahmin değil sayın kongre üyesi," dedi Schumann.
sonucu hesapladı şu kağıt üzerinde. Zırva, dedi general. Hesaplamak başka bir şey, kağıt üzerine işaretler yapmak başka şey. Açıkla av, dedi Schumann. Peki programcı. Beyler, işte 17 yazıyorum. Onun tam altına da 23 yazıyorum. Sonra diyorum ki, 7 kere 3. Kongre üyesi yumuşak bir sesle araya girdi. Bir dakika al. Problem 17 kere 23'tü. Evet, biliyorum, dedi küçük teknisyen açık sözlülükle. Ama 7 kere 3 diyerek başlıyorum. Çünkü böyle işliyor. Şimdi 7 kere 3, 21 eder. Ya bunu nereden biliyorsun? Diye sordu kongre üyesi. Anımsıyorum. Bilgisayarda hep 21 ediyor. Birçok kez kontrol ettim. Yine de bu her zaman 21 edeceği anlamına gelmez, değil mi? Dedi kongre üyesi. Belki de, dedi Ao. Ben matematikçi değilim. Ama her zaman doğru yanıt elde ediyorum. Anlıyor musunuz? Devam et. 7 kere 3 21 eder. Bu yüzden 21 yazıyorum. Sonra 1 kere 3 3 eder. Bu yüzden 21'in ikisinin altına 3 yazıyorum. Neden ikinin altına? Dedi kongre üyesi Brandt hemen. Çünkü Alp çaresizce desteklemesi için amirine baktı. Açıklamak güç. Schumann, eğer şu an için yaptığının doğruluğunu kabul ederseniz ayrıntıları matematikçilere bırakabiliriz, dedi. Brandt yatıştı. Alp, 3, 2 daha 5 eder. Bu yüzden 21, 51 olur. Şimdi onu bir süre için bir yana bırakıp yeniden başlıyoruz. 7 kere 2, 14 eder. 1 kere 2 ise 2. Onları şöyle yazarsak 34 ediyor. Şimdi 34'ü 51'in altına şöyle yazar ve toplarsak 391 eder. Bu da zaten sonuç. Bir anlık duraklama oldu. Sonra General Wyder, buna inanmıyorum. Bu saçma sapan lafları söylüyor, sayılar icat edip onları şu ya da bu şekilde çarpıp topluyor. Ama inanmıyorum. O kadar karmaşık ki, yalnızca düzenbazlık olabilir, dedi. Yo, hayır efendim, dedi Alptar içinde. Yalnızca karmaşık görünüyor. Çünkü alışık değilsiniz. Aslında kurallar son derece basit ve bütün sayılara uygulanabiliyor. Bütün sayılara öyle mi? Dedi general. Peki öyleyse, kendi bilgisayarını sert hattı bir ordu modeli çıkardı ve gelişigüzel tuşlara bastı. 5, 7, 3, 8 yaz o kağıda. 5738 yani. Evet efendim, dedi Alp yeni bir sayfa alarak. Şimdi tuşlara yeniden bastı. 7, 2, 3, 9, 7239. Evet efendim. Şimdi bu ikisini çarp. Biraz zaman alacak, dedi Alp titrek bir sesle. Olsun, dedi general. Devam et Alp, dedi Schumann katı bir sesle. Alp eğildi ve işe koyuldu. Bir sayfa, sonra bir sayfa daha aldı. Sonunda general saatini çıkarıp baktı. Büyü yapman bitti mi teknisyen? Dedi. Hemen hemen efendim. İşte efendim 41.537.382. Sonucu oluşturan karalanmış rakamları gösterdi. General Wyder acı acı gülümsedi. Bilgisayarındaki çarpma düğmesine bastı ve dönüp duran rakamların durmasını bekledi. Sonra baktı ve şaşkın bir çığlıkla ''Galaksi aşkına adam bildi!'' dedi. Dünya Federasyonu Başkanı görevinde bitkin düşmüştü
ve ancak tek başınayken duyarlı yüzünde yerleşik bir melankoli ifadesi belirmesine izin veriyordu. Deneb Savaşı, o hareketli ve popüler başlangıcından sonra yalnızca manevralar ve karşı manevralardan oluşan pis bir işe dönüşmüştü. Dünyada memnuniyetsizlik gün geçtikçe artıyordu. Deneb'de de artıyor olabilirdi. Şimdi ise önemli bir komite olan Askeri Ödenekler Komitesi Başkanı ve Kongre üyesi Brand, yarım saatlik randevusunu büyük bir neşeyle, istifini bozmadan saçma sapan şeyler söyleyerek geçiriyordu. "Hesap makineleri olmadan hesap yapmak," dedi başkan sabırsızca. "Tanımı gereği bir çelişki." "Hesaplamak," dedi kongre üyesi, "yalnızca verilerle uğraşma sistemidir. Bir makine de yapabilir bunu, bir insan beyni de. Bir örnek göstereyim." Yeni öğrendiği becerileri kullanarak toplamalar ve çarpmalar yaptı. Ta ki başkan istememesine karşın ilgilenceye dek. "Bu her zaman işliyor mu?" "Her zaman başkanım, kusursuz." "Öğrenmesi zor mu?" "Gerçekten öğrenmek bir haftamı aldı. Sanırım siz daha başarılı olursunuz." "Peki," dedi başkan düşünerek. "İlginç bir sosyete oyunu. Ama ne işe yarıyor?" "Yeni doğan bir bebek ne işe yarar başkanım?" "Şu anda bir işe yaramıyor. Ama bunun makineden kurtulmaya giden yolu açtığını görmüyor musunuz? Deneb Savaşı'nın," dedi kongre üyesi. Kalktı ve sesi bazı kamuya açık tartışmalarda kullandığı tonlara büründü. "Bilgisayarların bilgisayarlara karşı yürüttüğü bir savaş olduğunu düşünün başkanım. Onların bilgisayarları bizim silahlarımıza karşı aşınmaz bir savunma ağı örüyor. Bizimki derse onlarınkine karşı aynısını örüyor. Biz bilgisayarlarımızın verimliliğini arttırırsak onlar da arttırıyor. Bu yüzden 5 yıldır hassas ve kazançsız bir denge sürüyor. Şimdi elimizde bilgisayar ötesine geçecek, üstünden atlayacak, içinden geçecek bir yöntem var. Hesaplama mekaniğini insan düşüncesiyle birleştireceğiz. Akıllı bilgisayarlara denk şeyler olacak elimizde. Milyarlarcası. Sonuçların ne olacağını şu anda ayrıntılarıyla kestiremiyorum. Ama sayısız olacak. Eğer Deneb bizden önce davranırsa inanılmaz bir felakete yol açabilir." Başkan tedirginlikle, "Ne yapmamı istiyorsunuz?" dedi. "İnsan hesabı üzerine gizli bir projenin oluşturulması için yönetimin gücünü kullanın. İsterseniz sayı projesi adını verelim. Ben kendi komiteme kefil olabilirim. Ama yönetimin arkamda olması gerek." "Peki insan hesabı nereye kadar gidebilir?" "Sınırı yok. Bu keşfi bana ilk olarak sunan programcı Schumann'a göre..." "Tabii ki, Schumann'ın adını duydum." "Evet, Dr. Schumann bana kuramsal olarak bilgisayarın yapıp da insan beyninin yapamayacağı hiçbir şey olmadığını söylüyor. Bilgisayar yalnızca belirli bir miktar veri alıp onun üzerine belirli sayıda işlem yapıyor. İnsan beyni de aynı süreci taklit edebilir." Başkan biraz düşündü. "Eğer Schumann böyle diyorsa inanmam gerekiyor kuramsal olarak. Ama pratikte insan bir bilgisayarın nasıl işlediğini nereden bilebilir?" Brand sevimli sevimli güldü. "Başkanım, ben de aynı soruyu sordum. Anlaşılan bir zamanlar bilgisayarların tasarımı doğrudan insanlar tarafından yapılıyormuş. Tabii ki bunlar basit bilgisayarlarmış. Bilgisayarların daha ileri bilgisayarların tasarımında rasyonel kullanımına başlanmadan önceki dönemde." Evet, devam et." "Anlaşılan teknisyen Alvin hobisi bu eski aygıtların tamiriymiş. Bununla uğraşırken de ayrıntılarını incelemiş ve onları taklit edebileceğini fark etmiş. Size az önce gösterdiğim çarpma işlemi bilgisayarların çalışmasının bir taklidi." "Şaşırtıcı." Kongre üyesi nazikçe öksürdü.
Başkanım, bir başka noktayı daha belirtmem gerekirse, bu işi ne kadar ileri götürebilirsek, federal hükümetin çabalarını bilgisayar üretimi ve bakımından başka alanlara o kadar fazla yöneltebiliriz. İnsan beyni yönetimi ele alınca enerjimizin çok daha büyük bir kısmı barış zamanı işlerine ayrılabilir ve savaşın sokaktaki adamın üzerindeki etkisi azalır. Bu en çok da iktidardaki partinin işine yarar doğal olarak. Anlıyorum. Peki oturun kongre üyesi, oturun. Bunu düşünmek için biraz zaman gerekecek bana. Ama bu arada bana şu çarpma numarasını bir daha gösterin. Bakalım hileyi yakalayabilecek miyim? Dedi başkan. Programcı Schumann işleri aceleye getirmemeye çalışıyordu. Loser tutucuydu, hem de çok tutucu. Bilgisayarlara aynen babası ve büyük babasının gözüyle bakıyordu. Yine de Batı Avrupa Bilgisayar Birliği'ni denetliyordu. Eğer sayı projesine tüm desteğiyle katılması için ikna edebilirse çok önemli şeyler başarabilirdi. Ama Loser duraksıyordu. Bilgisayarlar üzerindeki denetimimizi gevşetme fikrini sevdiğinden emin değilim. İnsan aklı biraz kaprisli bir şey. Bilgisayar aynı probleme her seferinde aynı yanıtı verir. İnsan aklının aynı şeyi yapacağından nasıl emin olabiliriz? Hesaplayıcı Loser, insan aklı yalnızca gerçekleri elden geçirir. Bu işi insan aklının ya da bir makinenin yapması fark etmez. Yalnızca araç bunlar. Tabii, insan aklının bilgisayarı taklit edebileceğine dair gösterinizi izledim. Ama bana biraz havada gibi geliyor. Kuramı kabul edebilirim. Ama kuramın uygulamaya dönüştürülebileceğini düşünmek için ne gibi bir nedenimiz var? Sanırım nedenimiz var efendim. Ne de olsa bilgisayarlar her zaman yoktu. Kadırgaları, taş baltaları ve demir yolları olan mağara adamlarının bilgisayarı yoktu. Belki de hesap yapmıyorlardı. Öyle olmadığını biliyorsunuz. Bir demir yolunun ya da ziguartın yapılması bile biraz hesap gerektiriyordu. Bütün bu hesaplar bizim bildiğimiz türden bilgisayarlar olmadan yapılmış olmalı. Gösterdiğiniz şekilde hesap yaptıklarını mı öne sürüyorsunuz? Büyük olasılıkla hayır. Ne de olsa bu yöntem, bu arada buna grafitik adını veriyoruz. Eski Avrupa dilinde yazmak anlamına gelen grafo kelimesinden türeterek. Bilgisayarlardan yola çıkarak geliştirildi. Bu yüzden bilgisayardan önce gelişmiş olamaz. Yine de mağara adamlarının bir yöntemi olmalıydı. Öyle değil mi? Yitik sanatlar. Yitik sanatlardan bahsedeceksiniz. Hayır. Yitik sanat meraklılarımdan değilim. Bazı yitik sanatlar olabileceğine inansam da ne de olsa insanlar hidroponikten önce tahıl yiyordu. İlkel insanlar tahıl yiyorsa tahıl toprakta yetişmiş olmalı. Başka ne yapmış olabilirler ki? Bilmiyorum. Ama toprakta tahıl yetiştirilebileceğini gözümle görmeden inanmam. İki taşı birbirine sürterek ateş yakılabileceğini de ancak gördükten sonra inanırım. Schumann yatıştırıcı bir tavır takındı. Peki, yalnızca grafitiye bağlı kalalım. Grafitik, incelme sürecinin yalnızca bir parçası. Hantal aygıtlarla ulaşım yerini doğrudan maddi iletimine bırakıyor. İletişim aygıtları gittikçe küçülüyor ve daha verimli çalışıyor. Örneğin cep bilgisayarınızı 1000 yıl öncekinin hantal aygıtlarıyla karşılaştırın. O halde neden son adımı atıp bilgisayarları tümden bırakmayalım? Gelin efendim, sayı projesi başlamış bir süreç. İlerlemeler şimdiden hissedilir düzeyde. Ama yardımınızı istiyoruz. Eğer vatanseverlik sizi harekete geçiremezse, işin içindeki entelektüel macerayı düşünün. Loser kuşkuyla, hangi ilerleme? Dedi. Çarpma dışında ne yapabiliyorsunuz? Üstel bir fonksiyonun integralini alabiliyor musunuz?
Zamanla efendim, zamanla. Geçen ay bölme yapmayı öğrendim. Tam ve kesirlik alanları bulabiliyorum. Üstelik doğru olarak. Kesirlik alanlar mı? Kaç basamağa kadar? Schumann ses tonunu değiştirmemeye çalıştı. İstediğiniz kadar. Loser'ın alt çenesi sarktı. Bilgisayar olmadan mı? Bir problem sorun. 27'yi 13'e bölün. 6 basamağa kadar. 5 dakika sonra Schumann 2.076923 dedi. Loser sonucu kontrol etti. İşte bu şaşırtıcı. Çarpma beni çok fazla etkilemedi. Çünkü ne de olsa tam sayılarla ilgiliydi. Ben de bir takım oyunlarla yapabileceğini düşündüm. Ama kesirler... Yalnızca bu kadar da değil, yeni bir gelişme var. Şu anda çok gizli ve doğruyu söylemek gerekirse bahsetmemem gerek. Yine de Karakök cephesinde önemli ilerlemeler kaydetmiş olabiliriz. Karakök mü? Bazı zor noktaları var. Henüz hataları çözemedik. Ama bu bilimi keşfeden ve onunla ilgili inanılmaz bir sezgisi olan teknisyen Alp problemi hemen hemen çözdüğünü söylüyor. Ayrıca o yalnızca bir teknisyen. Sizin gibi eğitim görmüş ve yetenekli bir matematikçi hiç zorluk çekmeyecektir. Karakök diye mırıldandı Loser. Küpkökler de bizimle misiniz? Loser aniden elini uzattı. Sizinleyim. General Vader odanın ucunda yukarı aşağı yürüyor, dinleyicilerine bir grup inatçı öğrenciye ders veren vahşi bir öğretmen gibi hitap ediyordu. Dinleyicinin sayı projesinin başındaki sivil bilim adamları olması onun için hiçbir şeyi değiştirmiyordu. General en yetkili kişiydi. Her zaman geçerliydi bu. Tamam, Karakök iyi. Kendim çözemiyorum. Ayrıca yöntemleri de anlamıyorum ama iyi. Yine de proje bazılarınızın temel noktada diyeceği yönlere sapmayacaktır. Savaş bittikten sonra grafitikte istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ama şu anda çözecek çok özel ve pratik sorunlarımız var. Uzak bir köşede teknisyen Alp kendini zorlayarak dikkatle generali dinliyordu. Artık bir teknisyen değildi. Doğal olarak görevlerinden ayrılmış ve projeye atanmıştı. Etkileyici bir unvanı ve iyi bir ücreti vardı. Ama doğal olarak toplumsal ayrım hala geçerliydi. Ve yüksek kademedeki bilimsel önderler onu hiçbir zaman kendilerine eşit görmeye yanaşmayacaklardı. Alp'ın hakkını vermeli. O da bu durumu istemiyordu. Onlar onun yanında ne kadar rahatsızsa o da onların yanında aynı derecede rahatsız oluyordu. General, amacımız basit beyler. Bilgisayarları devreden çıkarmak. Bilgisayarı olmayan bir uzay gemisi, bilgisayarın yönettiği bir gemiye göre 5'te 1 kısa zamanda ve onda 1 maliyetle üretilebilir. Eğer bilgisayarı devreden çıkarabilirsek, denetlerin 5 katı, 10 katı büyük filolar kurabiliriz. Dedi. Bunun bile ötesinde bir şey düşünüyorum. Şu anda hayal gibi gelebilir. Yalnızca bir düş gibi. Ama gelecekte insanlı roketi görüyorum. Dinleyicilerden bir mırıltı yükseldi. General devam etti. Şu anda temel darboğazımız roketlerin zekasının sınırlı olması. Onları denetleyen bilgisayarlar ancak belli bir büyüklükte olabiliyor. Bu yüzden de roket savunma sistemlerindeki değişiklikleri yeterince karşılayamıyorlar. Çok az roket, o da başarabilirse hedefine ulaşabiliyor. Roket savaşı sona eriyor. Neyse ki bizim için olduğu kadar düşman içinde. Öte yandan içinde bir ya da iki insan olan ve uçuşu grafitikle denetlenen bir roket daha hafif, daha hareketli ve daha zeki olur. Zaferi kazanmamız anlamına gelecek bir fark oluşturabilir bizim için. Bunun yanında, beyler, savaşın zorunlulukları
bizi bir şeyi anımsamaya itiyor. Bir insan bir bilgisayardan daha kolay gözden çıkarılabilir. İnsanlı roketler, bilgisayarlı roket kullanan hiçbir komutanın cesaret edemeyeceği kadar büyük sayılarda fırlatılabilir. Çok daha fazlasını söyledi ama Teknisyenov beklemedi. Odasında yalnız kalan Teknisyenov, arkasında bırakacağı not üzerine uzun uzun çalıştı. Sonunda not aşağıdaki şekli aldı. Şu anda grafitik adı verilen şey üzerinde çalışmaya başladığımda benim için bir hobiden başka bir şey değildi. Bu uğraşta ilginç bir eğlenceden, bir beyin jimnastiğinden fazla bir şey görmüyordum. Sayı projesi başladığında başkalarının benden daha bilgi olduğunu düşündüm. Grafitik insanlığa yararlı olacak şekilde kullanılabilir. Belki de gerçekten kullanışlı maddi iletim aygıtlarını üretmeye yarayabilirdi. Ama şimdi yalnızca ölüm ve yıkım için kullanılacağını görüyorum. Grafitiyi keşfetmiş olmaktan gelen sorumluluğu taşıyamıyorum. Sonra bir protein depolarizatörünün odağını kendine çevirdi ve anında acısız bir şekilde öldü. Küçük teknisyenin mezarının başında duruyorlar, onun büyük buluşuna saygı gösteriyorlardı. Programcı Schumann diğerleriyle birlikte başını eğmişti. Ama etkilenmemişti. Ne de olsa teknisyen kendine düşeni yapmıştı. Artık ona gereksinim yoktu. Av grafitiyi başlatmış olabilirdi. Ama artık başladığına göre şaşırtıcı bir şekilde başarıyla insanlı roketler ve daha kim bilir neler gerçekleşene kadar kendi başına sürüp gidecekti. 9 × 7 = 63 eder diye düşündü Schumann. Büyük bir tatmin duygusuyla ve bunu öğrenmek için bilgisayara gereksinim yok. Bilgisayar kafamın içinde. Bunun ona verdiği güç duygusu gerçekten şaşırtıcıydı.